çok önemli. Son günlerde Türkiye'de kadın cinayetleri oluyor. Biz de çok... bunları gündem yapıyoruz. Gündem yapmak zorundayız gazeteci olarak. Size de soralım efendim. Buyurun. Ya ne diyeyim şu anda... Yeteceğimi bilemedim. Size soralım hanımefendi, biraz rahatlasın. Bir anda sorduk ya. Evet. Bir Türkiye'de kadın cinayetlerini soruyoruz efendim. Ne yapak millet? Bence... Kudurmuşlar, ne yapsın? Nasıl? Millet ne yapsın? Ablama da evresi. He. Kadın cinayeti ne yap ama yani yapanlar belli, eden belli. Şimdi Allah hidayet versin millete. Bu millet böyle değil. Bu da Tayyip mi suçlu şimdi? Bir dakika, yok. Bu millet... Ya abla ben bir şey dedim mi? He diyeceksin, diyeceksin. Millet böyle değildi. Neden son yıllarda böyle şeyler oldu? Nereden biliyorum böyle olmadığını? Belki böyleydi. Yani? Bu kadar duyulmuyordu, bilinmiyordu, kapatılıyordu. Kim kapatıyordu mesela? Ya ahir zaman normal yani artık. Ahir zaman. Ahir zamandayız yani. Her kötülükler bunlar azmış. Normal mi yani? Normal değil de insanlar azmışsa ne yapabilirsin ki yani? İnsanlar kötü olmuşsa, kötülüğe gidiyorsa kiminle suçu var? İnsanların suçu. İnsanımızın suçu. Peki, kardeşim. Biraz da söyledin ya, dedin ya Tayyip Erdoğan'a mı şeyi getireceğim? He. Ben oraya getirdim ama yönetim şu anda AK Parti yönetimi. Hiç alakası yok. Bu kötülükler kendi insanlarla alakalı. Cezalarla caydırıcı yapabilirler. Onu orasını ben bilmem. Şimdi sokakta konuşan bir adamı içeri atıyorlar. Biliyorsun. Görüşünü bildiriyor, içeri atıyorlar. Bunu bak, yapabiliyorlarsa. Onu bunu bilmiyorum kardeşim. Ben orasını karıştırma. Çok uzun hikaye. İnsanımız kötüleşti. Kötüye abi. Gitti. Evet. İnsanlar yapıyor ki herkes bireysel yani. Herkes kendinden suçlu, sorumlu. Suçlu. Hiç kimse kimseye getirmiyor. Herkes kendi kendini getiriyor. Tayyip'i savunuyorsun da. Burada bak burada. Ben gidiyorum adam öldüreyim, Tayyip suçlu. Ama size yapılırsa iyi yapıyorlar demek ki. Kadın haklarını savunuyor. Kadın haklarını savunması normal gerekirken ondan sonra normal diyor. Sen bunu konuşuyorsan o zaman kendi evladını, kendi kızını bakayım ortaya bırak hadi. Ondan sonra efendim çıkmışlar yok. Tabii ki Tayyip şu anda başımızdaki hükümet suçlu kardeşim. Kim suçlu? Abi bütün bunlar caydırıcı olmalı yani. Bütün bunlara müsebbep olan kimdir? Odur zaten başımızdaki yani vekillerdir. Cumhurbaşkanıdır, onun yardımcısı ve şu anda bizi idare eden yönetimdir. Başka kim olabilir kardeşim? Burada eskiden yani dışarıdan getirdikleri insanların haddi hesabı yok. Tanımıyorsun. Adam psikopat mı, içkici mi, hapçı mı, eroinci mi? Ne olduğu belli değil. Ondan sonra çıkmışlar efendim kim? Kim yaptı? Ben mi yaptım? Ben yapmadım kardeşim. Bir de kadın kendini savunmuyor. Ben mi savunacağım seni kardeşim? Git o zaman geber. Adam, aynen bunu söylüyorum. Adam tutuyor, şey yapıyor. Gel böyle gel abi. Kadın evleniyor. O aradan 11 ay geçmiyor, boşanıyor. Kadın kendi evi terk ediyor. Evet. Kadın kendi evi terk ediyor. Erkek suçlu duruma düşüyor. Bir de kadın evi neden terk ediyor biliyor musun? Tutuyor, nafaka alıyor bir. Adamın üzerine evi varsa onu elinden almaya çalışıyor. İki. Kadın cinayetlerinin çoğu da bundan oluyor. Mal mülk davasını adamın elindeki her şeyini alıyorlar. Ya şimdi, arabasına aciz koyduruyor. Evine biz, ipotek koyduruyor. Biz insan, bu da ayrı bir görüş. Bu da ayrı bir görüş. Bak sonuçta can. Bak yani biz bunları... Tabii ben tavsiye etmiyorum. Şimdi bunu yaptığı zaman ama gidip kadını devlet, öldürmek mi gerekiyor? Ya onu öldürmemek gerekiyor. Abi, gerekmiyor. O da insan. O bak şimdi şöyle ne demek istediğimi anlatamadım ben herhalde. Anladım. Sen bunu yani, boşanmaya falan şey bunlara abi, devlet, şöyle, abi, devlet bir yasa getirmesi lazım. Bir kere evleniyor, bir gün evleniyor veya bir ay evleniyor, boşanıyor. Yıllarca nafaka alıyor, bunu söylemek istiyor. Evet, yıllarca nafaka alıyor, bir. Çok güzel diyor. Bir konuya değindin. Bizim milletvekili de iki günlük bir dönem yapmıyor. Bir ay milletvekili yapıyor, ondan ömür boyu emekliye ayrılıyor. O da yanlış. O da yanlış. Evet. Ben de 24 yıl, 30 yıl çalışıyorum, 12.500 lira emekli maaşı alıyorum. Peki bu ne denilmeli? Bu da yanlış. Hepsi yanlış abi. Ülkeler yanlışsa ülkesi olma abi. Nereden baksan tutarsızlık var burada. Nereden baksan tutarsızlık. Ama tutturmuş da işte gördün kadın burada. Normal dedi abla. Normal diyorsun kardeşim, o zaman normalse git hayatını yaşa. Ben ne kardeşim, diyeyim sana? Kadın ev kadını. Ben evi almışım, kadının bir katkısı yok. Kadın kendi evi terk ediyor, malıma ortak oluyor. Haklı. Malıma ortak oluyor. Ben haklı. Arabama aciz koyduruyor. Mahkemelerde gerçekten böyle sıkıntılar çok yaşanıyor. Çok ama doğru. Gidip bir yasa çıkması lazım. Devlet bunu hemen bir an önce yaptırması yani lazım. 20 senedir, 22 senedir milletin başındalar. Bir insan biraz da bu yasalarla ilgilensinler. Meclise getiriyor, reddoyu veriyor. Adam ulan cinayetleri çıkarsa alkollü çıkıyor. Abi son günlerde ne getirsen getir red abi. Yani red. Emekli maaşı red. Bilmem ne cinayetlerine red. Ona red. Peki kardeşim nedir yani bu? Bu
dışarıdan gelenleri çıkıyor. Domuz eti var. He, red. Adam red. Uyumcuyu abi, soyuyor. Red. Ya yesinler gebersin. Yakalanıyor. Abi hepimiz geberip gidelim. Boş ver ya. Ya yaşamamın bir anlamı kalmadı. Yok olur abi. Ya her zaman umut vardır abi. Abi. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün ülkesidir abi. Doğrudur. Atatürk'ün ülkesine biz, umut vardır. Biz umut halen umudumuzu yitirmedik. Fakat ben sana söyleyeyim. 8 yaşındaki bir çocuk düşünebiliyor musun ya, fatura derdine düşmüş çocuk ya. 8 yaşında ya. Ev derdi, fatura derdi. Bakıyorsun pazarlara gidiyorsun. Akşam saat 7 olsun da gidip pazardan şey toplasınlar. Ama bu insanlar müstahak. Ben başka bir şey demiyorum. Müstahakız. Türkiye'nin nüfusu gitti düşüyor diyorlar. Kardeşim, İnsanlar evlenmeye korkuyor kardeşim. Korkuyor. Nasıl gerçekten evlenecek? Korkuyor insanlar nasıl evlenmeye ya. Nasıl evlenecek? 11 aylık adamı evi terk edip gidiyor. Çoluğunu çocuğunu terk edip kaçan giden kadınlar var ama bir yandan. Geçim bunu da şey yapmak lazım. İşte evi terk eden adam. Efendinin işte ben adam, neye kızdım oradan olsun. Müdahale ettim. Bayan diyor Tayyip yapmış. Ben mi yapmışım kardeşim? Tabii ki Tayyip yapmış. Ben mi yapmıyorum? Teşekkür ederim. Türkiye'yi meşgul eden konular var. Kadın cinayetleri var. Kadınlara bu zulüm nedendir? Bunu soruyoruz. İman yok ki. Böyle şeyine yetiştirmiyoruz evlatlarımızı. Evet. Bundan imansız böyle Allah korkusuz yetiştiriyoruz, değil mi? Allah korkusu olmayınca. Evet. Allah korkusu olmayan da her şey beklenir. Ama kadınlar üstünde ablacığım 6 yaşında, 7 yaşında çocuklar bu, ya. Bu çok. Bu nedir yani? Bu ülke böyle, neden bu hale geldi? Çok kötü. Allah'ım idam. Ufacık çocuğa nasıl taciz düşünebilir? İdam olsun, idam çıksın. Evet. Böyle şey olmaz. Bir evlat neyle yetişiyor? Yani. Bir evlat neyle yetişiyor? Evet. Çok kötü ortalık, hiç iyiye de gitmiyor. Tamam. Hiç iyiye gitmiyor oğlum. Peki bunun çaresi nedir Allah? Çaresi birkaç kişiyi sallandıracaksın. Önlenir diyorum ama bilmiyor. Ben hiç iyiye gitmiyor. Anladım abi. 72 millet insan var. Herkes dışarıdan gelen çok dışarıdan oldu. Gelenle evet. Dışarıdan gelen olunca da uyuşturucudur, her şey var. Evet. Uyuşturucular da yükseldi. Benim oğlum bak 25 yaşında gitti, bir kızla evlendi. Evet. O da eyvah, o da kötü çıktı. Biz geline inandık, evladıma inanmadım. Anne. Oradan sonra anne bu çok kötü dedi. Ben oğluma inanmadım. Evet. Ona inandım. Geline inandım. Geline inandım. Anneciğim dilinden bağladı. Ondan sonra ben dedi başınıza bela get, bunu ben gettim. Ben bundan kurtaracağım sizi dedi. Boşadı. Çanakkale Biga'ya çalışmaya gitti. Orada o gün konuştuk, çocuğu da vardı bir tane. Çocuğa ben baktım, büyüttüm. Oraya çalışmaya gitti. Gece, anne dedi, hazırlanıp bir şey gideceğim, cuma günüydü. Ben yine ararım sizi dedi, çocukla konuştu. Tamam oğlum, hayırlı işler dedim, çocukla duramıyoruz biz evde. Gece iş çıkışı arkadaşı geliyor. Benim motorun arkasına bin diyor, beraber gidelim eve diyor. Binme onun arkasına diyorlar. Biniyor. Eve giderken kaza geçiyor. Araba çarpıyor. Evet. Zenginmiş, müteahhitmiş. Vuruyor, bir gün bile içeri girmedi. Adalet yok. Zenginsen, ağa da sensin, paşa da sensin. Varsa pulun cümle alem kulun, yoksa pulun hasır osmandır yolun diyorlar. Benim oğlum 25 yaşında gitti, adalet yok. Bir gün bile girmedi içeri. Arayıp da ben de istemezdim. Birden çıktılar önüme. Başınız sağ olsun, ben de çok üzüldüm diyebilirdi. Hiçbir kere aramadı oğlum. Bir kere aramadı vuran adam. İki tane fidan gitti. Bir kere bile girmedi içeri. Böyle hayatına devam ediyor. Benim oğlum öbürkü 20 yaşındaydı. Benim oğlum 25 yaşındaydı. Adalet yok diyorsunuz yani. Yok. Yok, adalet Allah, yok. Teşekkür ederim abi. Adalet yok oğlum. Hayırlı işler. Sağ olun. Hayırlı müşteriler oğlum. Hayırlı işler. Size soralım. Evet abla, gel abla. Ne üzere? Evet, genç. Şimdi Türkiye'de çok olumsuz şeyler yok son günlerde. Özellikle evet. Kadın cinayetleri. Bunu soruyoruz. Ne düşünüyorsun?
Abi onları yapanların gerçekten hakları idamdır. Evet. Kaza oturtacaksın, bir daha yapmazlar. Hırsızlık yapanın da kolunu keseceksin, bir daha o tür şeyler yapılmaz. Çözüm bu yani. Abi çözüm bu. Kısasa kısas diyorsun. Kısasa kısas. Peki ülkemizde uygulanabilir mi böyle şeyler? Böyle bir yönetici olduğu sürece uygulanmaz. Uygulanmaz diyorsun. Uygulanmaz. Adalet yok diyorsun. İnanmıyor musun adalete yani? Yok abi, adalet nerede var? Nerede bunun adaleti? Bir insan 25 defa gasp edip hırsızlık yaptıktan sonra 25 defa sonucunda tekrar salınıyorsa bunun neresi adalet? Adalet yok tabii. Doğru. Adam burada röportaj yapıyor diye gidip orada yakalanıyorsa bunun neresi adalet? Sen söyle, ben de sana cevabını söyleyeyim. Konuşan abi. Konuşan tabii içeri atılıyor. Evet. Yani. Doğru, size soralım. Şimdi abla, son günlerde Türkiye'de olumsuz şeyler oluyor. Evet. Bunlardan biri de, en önemlisi kadın cinayetleri. Evet. Kadın cinayetleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Günlerdir birileri mesela sokaklara çıkıyor, bağırıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. Siz kadın olarak ne düşünüyorsunuz? Bence cezalar daha çok ağırlaştırılması lazım. Mesela? Suç oranı son günlerde dediğimiz gibi arttı. Ama niye? Götürüyorlar orada ya şartlı salıyorlar ya bilmem neli salıyorlar, geliyor. Adam diyor ki nasıl olsa ben rahatım. Bir şey olmadı. Yine aynı bildiği bıraktığı yoldan devam ediyor. Evet. O yüzden cezalar ya, caydırıcı değil diyorsun. Evet, biraz daha ağırlaştırılıp insanlar biraz daha hani daha dikkatli, ben bu cezayı alırım, bu kadar içeride yatmayayım düşüncesiyle bir adım geri atabilir. Peki toplum neden bu hale geldi abla? Toplum mu? Son yıllarda iyice çürüdü yani. Toplum niye bu hale geldi? İnsanlar komşuluk ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerini, insanlığı unuttu, paraya yöneldi. Para ön plana çıktı. Evet. Diğer şeyler ikinci plana kaldı. Eskiden ne bileyim bir yere gittiğin zaman çocuğunu, evini, komşuna teslim ederdin. Şimdiki öz babaya bile teslim edemiyorsun. O hale geldik yani. Eyvah. Doğru değil mi? Aha. O yüzden yani bilmiyorum, Allah daha beterinden korusun. İnşallah bir yani 10 sene sonra daha kötü olmaz, iyiye gider. Anladım. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Yayınlanacak mı? Yayınlanacağım tabii abi. Kader medya.